Emek Hobi kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu sevimli minnak papatya bebekleri öreceğiz. Yapılışı, tasarımı yine tamamen kendime ait. Arkadaşlar, malzeme olarak yine ten rengi olarak Gazal Baby Koton kullandım. Elbisesine sarı olana kartopu lotus, beyaz olanına Alize Diva kullandım. Her ikisi de olabiliyor. Saçlarına da Kartopu Fine Craft kullanmıştım ama bu yok artık piyasada. Bunun yerine Kartopu Lotus veya Alize Diva kullanabilirsiniz. İçerisine tel koydum. Böyle bujitellerde, tuhafiyelerde böyle tel var. Bunun nasıl içine konulacağını göstereceğim. Tığ olarak da yine 1,75. Bakın. Ayrıca bir de bantımız olacak. Böyle bant kullanacağız. Elektrik bandı. Arkadaşlar ayrıca bir de göz olarak 5 milim göz kullandım. Teli kollarına koydum. Yine Alican bebekte olduğu gibi. Kolları da aynı zamanda hareket edebiliyor. Bakın. Ve böylece sevimli bir bebek, papatya bebek ortaya çıktı. Bebeklerin sevimli olması benim için önemli. Sanırım sizler için de önemlidir. Ayrıca arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olmayı ve Instagram adresim emekobi2017. Oradan da beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Bebeğin yapılışına geçeceğiz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi ikinci sıradayım. Bir tane arttırıyorum. Altı tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane arttırma, altı tane sık iğne örmüştük ikinci sırada. Şimdi bakın, bir tane zincirle dönüyorum. Dibinden itibaren sık iğne örüyorum. Üç tane sık iğne. Bir, 2, 3. Bir tane zincirle dönüyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Atlayarak eksilttim. Arttırma yapıyorum şimdi. Aynı yere çırp attım. Şimdi aşağıya iniyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sıkıca. Sık örüyoruz. Şimdi burası değil. Bakın. Bir tane sık iğne yaptım. Burada bir tane sık iğne var. Burada önle topuk arasında kesişen yerdeki sık iğneye batmıyorum da ondan sonrakine batıyorum. Ve bunu da yine sıkıca yapıyorum. Bakın. Bir tane atladım ve sıkacağım. Şimdi
3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi bakın, 3 tane sık iğneden sonra burası değil. Buradaki sık iğne değil. Burada yine topukla ön arasında kesişen bir sık iğne var. Oraya batıyorum. Yine sıkıca atladım orayı. Bir tane sık iğne. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. İşaretimizin yeri burası. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Burası değil. Burası. Yine sıkıca atlıyorum, bakın. Şu ön kısmını kendime doğru çeviriyorum. Atladığım yere batmıyorum. Bundan sonraki sık iğneye batarak devam ediyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Burası değil. Bakın, buradaki sık iğne değil. Onun yanındakine batıyorum. Yine sıkıca atlayarak battım. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 İkinci sık iğnemi de yaptım. Bu sırayı da bitirdim. Ayağımızın şekli çıkıyor, bakın. Şimdi son eksiltmemi yapıyorum. Burası değil. Bakın. Burası değil. Bir tane atlıyorum. Burası. Yine sıkıca atladım. Şimdi artık devam ediyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile bu sırayı da bitirdim. Şimdi işaretimi yine aynı yerine koyalım yine. Toplamda 7 tane sık iğnemiz oldu. Bakın, ayağımızın şekli de çıktı. Minik bir ayak. Şimdi 7 tane sık iğne örelim. 1 2 sıra öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir sıra ördüm. 7 sık iğne. Bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. İçerisine de birazcık elyaf koyacağız. Elyaf koyalım içerisine. Bu ön kısmına ve topuk kısmına elyaf koyuyoruz. Sonra bir sıra örüyoruz. Bir sıra 7. Yani ben bir sıra ördüm. Bir sıra daha öreceğiz. Bir sıra daha 7 sık iğne. 2 defa örmüş olacağız. 2 sıra. Sonra görüşelim. Şimdi
2 sıra 7 sık iğne ördükten sonra burada artırma yapıyorum. Her iki bacağın tarifi buraya kadar aynı arkadaşlar. Sadece burada hemen artırma yapıyorum. Diğer bacakta bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Aradaki fark bu. Eksiltirken de aynı şey olacak. Onu da göstereceğim. Yani iki yerde bir farklılık var. Şimdi artırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 toplamda 8 tane sık iğnem oldu. 8 sık iğneyi 3 sıra örelim. 1 2 3 sonra görüşelim. 3 sıra 8 sık iğne ördüm arttırmadan sonra. Şimdi beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne ördüm. 2 tane arttırıyorum. 1 arttırmam. Aynı yere çıkarak 2. arttırmam. Ve 1 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. 5 sık iğne 2 tane arttırdım ve 1 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Burada bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum. 8 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi toplamda 9 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir tane eksiltmiştim. 8 sık iğne ile bitirmiştim. Bundan sonra toplamda 9 tane sık iğnemiz oldu. 9 tane sık iğne 5 sıra örelim. 1 2 3 4 5. Eksiltme yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Eksiltme yaptıktan sonra. Şimdi bakın arttırmadan da 1 2 3 4 5 6 sıra oluyor arttırmanın üstünden sayınca. Burada şaşırmamanız için buradan saymanızı öneriyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 sıra arttırmadan sonra 6 sıra oldu. Şimdi buradan bakalım. Örelim. 1 2 3 4 5 6 CC şeklinde buradan kapatıyorum. Bebeğimizin sağ ayağını bitirmiştik. Şimdi sol ayağında aynı şekilde 8. sıraya kadar ördüm. Videoyu başa alarak 8. sıraya kadar aynı şekilde örün. Bakın şimdi 8. sıraya geldim. Buraya gelmeden önce ne yapmıştık onu hatırlatayım. 2 sıra 7 sık iğne örmüştük. Şimdi buradaki arttırmamız farklı yönde olacak. Bir tane sık iğne örüyorum.
bir tane arttırıyorum. Sık iğnelerime şimdi arttırmadan sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 şöyle 5. Bir sık iğne ördüm ve arttırdım. 5 tane sık iğne ile bu sırayı da bitirdim. Şimdi burada 8 tane sık iğnem oldu. 8 tane sık iğne üst sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi üst sıra 8 sık iğne ördüm. Bu arttırmadan sonra 1 2 3. Şimdi 5 sıra sık iğne, pardon, 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 2 tane arttıralım. Birinci arttırma, ikinci arttırma ve bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi burada bir sık iğne, bakın burada ve şu bilek kısmında sadece değişiklik var. Diğer ayaklar arasındaki fark bu. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi burada bir tane eksiltiyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6 7. Şimdi bu sırada bir sık iğne, bir eksiltme ve 7 sık iğne örmüştük. Toplamda 9 sık iğnemiz var. 9 sık iğne bu bacakta, yani sol bacakta 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bunda 5 sıra örmüştük. Bunda da 6 sıra öreceğiz. Sonra görüşelim. Şimdi sol bacağı 6 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer bacağı eksiltmeden sonra 5 sıra örmüştük. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bacak birleştirirken her ikisi de aynı, yani eşit bir şekilde olmalı. Şimdi bacakları birleştiriyoruz. Burada sol bacağı eksiltmeden sonra, bakın eksiltmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. Sağ bacağı da eksiltmeden sonra 5 sıra örmüştük. Şimdi bakın buradan 2 tane sık iğne örüyorum ipi koparmadan. 1 2 Şimdi diğer bacağın bitiş yerinden birleştiriyorum. Yalnız 2 tane zincir çekerek birleştiriyorum, pardon. 2 zincir çekiyorum. 2 zincirle birleştirdim. Bakın. Şimdi bakın buradan itibaren ilk sık iğneye batıyorum. Bu tepedeki kullanılmış sık iğneydi. Yani bunu kullandık şu an. Battık tepesine ve önündeki sık iğneye batıyorum. Bir, iki, üç, 4
5, 6, 7, 8, 9. Tam burada birleşim yeri olan, bakın, iki zincirle birleştirdiğim en dipteki yere batıyorum. Şimdi zincirin üzerine iki tane sık iğne örüyorum. İki tane zincir çekmiştik. Yine bakın bu dibe batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz sık iğne. Buradaki sık iğneyi kullanmıyoruz çünkü arka tarafta kullandık. Bakın bu bağlantı yerinin arka tarafından kullandık. Burası artık kullanmıyoruz burayı. Şimdi 9 tane sık iğne ördüm. Bakın zincirin üzerine 1. Şimdi bakın burası 9'du. 9. Zincirin üzerine ördüm. 10 ve 11. İki tane zincirle bağlanmıştık. Zincirin iki kanadı burada, iki kanadı arka tarafta oldu. Onları da kullandık. Şimdi buraya işaretimizi koyuyoruz. Şimdi toplamda 22 tane sık iğnemiz oldu. 22 sık iğne, 4 sıra öreceğiz. Önce burayı birlikte örelim. Bakın. Burası zincirin üzeri. İlk sık iğnemiz burası. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bir sıra ben ördüm. Şimdi 3 sıra daha örelim. Toplamda 4 sıra olacak. 1, 2, 3. Sonra görüşelim. Şimdi 4 sıra 22 sık iğne ördükten sonra burada eksiltmeler yapıyorum. 1, 2, 3, 4,
bir tane ekletiyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. 4 tane sık iğne şimdi. 1 2 3 4 bir tane eksiltiyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi toplamda 19 tane sık iğnemiz oldu. 19 sık iğne bir sıra örelim. Şimdi 19 tane sık iğne ördüm. Eksiltmeler yapıyoruz şimdi. 1 2 3 İçerisine de elyaf koydum. Şimdi 3 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 8 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm şimdi. 7 sık iğne bir eksiltme, son eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. 16 sık iğne 4 sıra örelim. 1 2 3 4 Sonra görüşelim. 4 sıra 16 sık iğne ördüm. Bakın vücut nasıl şekil aldı. Her tarafı gayet muntazam ve eşit oldu. Şimdi burada işaretin yerini değiştiriyoruz ve kola başlayacağız. İşaretimiz burası zaten. Şimdi bakın. 12 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 12 İşaretimizin yeri artık burası, bundan sonra işaretimizin yeri değişmiyor. Şimdi kol örüyoruz. Sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 Kolların her ikisi aynı şekilde örülüyor. 2 adet yapacağız. Şimdi bakın burada işaretimizi de buraya koyalım. Şimdi ilk sık iğneden 6 tane blo şeklinde örelim bu sırayı. Bunu blo şeklinde örüyorum. Çok rahat dönebilmek için. 1 2 3 4 5 ve 6 6. Normal örüyorum. Şu ipi biraz alttan geçirip sıkıştırdıktan sonra onu kesebiliriz. İşaretimizin yeri de burası zaten. Şimdi toplamda 6 tane sık iğnemizi 13 sıra öreceğiz. Bir. Dönüşlerde çevire çevire örün. Zorluk çekmezsiniz. 2 3 4 5 6 Şimdi bakın, ben bu blok kısmından, bakın blokun üstünden sayıyorum. 1 2 2 sıra ördüm. Toplamda 13 sıra olacak arkadaşlar. Toplamda 13 sıra yapalım. Sonra bundan 2 tane yapalım, sonra görüşelim. Şimdi kolları birleştireceğiz. Bakın buradan bitiş yerinden 13 sıra örmüştük. Bitiş burayı ilmek kaydırdım. Bir zincirle kapattım. Şimdi bakın bitiş yerinden 1
bir de iki. İkincisine batıyorum. Bir tane koldan, bir tane vücuttan alıyorum. Hemen bitiş yerinden bakın. Bitiş, vücudun bitiş yerindeki, yani ondan sonraki sık iğneye ilmek kaydırarak sıkıca ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi iki tane, bakın, bir tane koldan, bir vücuttan. Şimdi bir tane koldan, bir tane de vücuttan yine ilmek kaydırıyorum. Kaydırdım. Bir tane zincir. Toplamda iki tane sık iğne, kol, iki sık iğne bedenden alarak birleştirdim. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bedendeki ilk sık iğneye batıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane sık iğne ördüm. Bakın, altı. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağım. Yine bakın bu işaretin bitiş yerinden. Birincisi değil. İkincisine batıyorum. Buradan sık iğneyi alıyorum. Bir koldan, bir vücuttan ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Şimdi tekrar aynı şekilde yapıyorum. İşaretin yanındaki sık iğneye batıyorum. Şimdi bir tane de vücuttan yine ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir. İlk sık iğneye batıyorum. 6 tane sık iğne öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6. Şimdi kolda toplamda 6 taneydi. 2 tanesi böyle gövdeyi birleştirirken altta kaldı. Şimdi bakın, koldaki ilk sık iğneye batıyorum. Vücutla birleşmiş olan yer değil. Buraya dikkat edin. İlk sık iğne burası. Sıkıca battım. 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördüm. Tam da bu işaret noktu yere denk geliyor. Şimdi bakın, burada görünen sık iğnemiz var. Tam da burası, bakın. Vücutla birleşen yer değil. Dikkat edin. Tam buraya batıyorum. İlk sık iğnemize. Şu ipi biraz çekelim. Alttan yürüttükten sonra keseceğim. Şöyle sıkıca çekelim. 1 2 3 4 5 6
Şimdi bu kola geldim sıra. Yine bakın birleşen yer değil. Vücutla birleşen yer değil. Koldaki sık iğneye batıyorum. 4 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 Şimdi bakın bu ipi biraz alttan yürüteceğim yine. İlk sık iğneye batıyorum. Vücudun olduğu vücuttaki ilk sık iğneye. Kolla birleşen yer değil. Dikkat edin oraya. 1 2 3 4 5 Şurası işaretin olduğu yer 6 6 ön 6 arkadan ördük işaretimizi yerine koyalım. Şimdi buradan artık bakın şimdi burada şimdi bundan sonra bakın ilk sıkmeler yapacağız. Şimdi burası değil bakın ilk sık iğne burası burada değil birer tane atlıyorum bakın burası değil burası bir tane atladım. Yani eksilterek, atlayarak eksiltiyorum. 1 Burası değil. Burası 2 Sıkıca 2 tane atlayarak eksilttim. İşaretimiz kaydı. Şimdi kolları birleştirdim. Artık eksiltmeler yapacağım. Buradaki bakın bedenle kolun kesiştiği yer var. Buradaki sık iğne. İlk sık iğnemiz burası. 1 2 ikinciye batıyorum. Bir tane eksiltmiş oluyorum atlayarak. Sıkacağım. 1 Şimdi aynısını yapacağım. 1 2 ikincisine batıyorum. Yine tane atlayarak sıkıca atlayalım delik oluşmasın ikincisi şimdi bir iki İki sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 sık iğne. Yine bu kolu da aynı şekilde atlayarak eksilteceğim. Burası değil. Burası ikinci. Sıkıca yine atlayarak eksilttim. 1 ikincisine batıyorum. Bir tane atlayarak eksilttim. Şimdi 1 2 2 tane sık iğne bir tane eksiltiyorum. Yine aynı şekilde önde yaptığım gibi arkada da aynı şekilde 2 sık iğne bir eksiltme yapıyorum. Ve 2 sık iğne ile bitiriyorum. 1 2 Şimdi
Burada da yine aynı şekilde bakın. Yine bir tane ilmek sık iğne yani atlıyorum. Atlayarak eksilttim. Bir. Burası değil. Şimdi ikincisini yapıyorum. Eksiltmeyi. Bir. İkincisini atlı, bir tane atladım. Yine eksilterek atlayarak eksilttim. Şimdi iki tane sık iğne. Bir. İki. Bu kolu da aynı şekilde yapıyorum. Burası değil, burası. Bir tane eksilttim. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir, iki, ikincisine atıyorum yine bir tane. Bakın burası değil, burası. Atlayarak yine iki tane atlayarak eksilttim. Şimdi bir, iki, pardon, bir tane sık iğne, iki tane eksilttikten sonra peş peşe bir tane sık iğne ördüm, bir tane. Şimdi burada bir tane eksiltiyorum, bir tane sık iğne örüyorum, örerek bu sırayı da bitiriyorum. Evet. Şimdi içerisine biraz elyaf koyalım. Elyaf kollara koymayacağız. Kollara tel koyacağız. Elyaf koymuyoruz. Şöyle 9 santim kadar tel yeterli. Ucunu katladım. Şimdi son eksiltmelerimi yapıyorum. Bakın bir tane yine atlayarak bir sık iğne atlayarak eksiltiyorum. Sıkıca bu bileğin bir tane atladım. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir tane eksiltiyorum yine atlayarak iki tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum ve toplamda 7 tane sık iğnemiz oldu eksiltmelerden sonra. Bir, ikincisi, iki sık iğne ile sırayı bitirdim. Şimdi toplamda 7 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi toplamda 7 sık iğnemiz oldu. 7 sık iğne
2 sıra örelim. 1 2. Şimdi 2 sıra 7 sık iğne ördükten sonra her deliğe çift atıyorum 7 kez. 7 kez artırmış oluyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz bu sırayı. Sonraki sıra 2 sık iğne bir arttırma. Bakın 1 ikincisini arttırıyorum. 7 kere sıra sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma şeklinde örelim. Bir sık iğne bir arttırma 7 kez yaptım. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma. 2 sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma 7 kez yapıyoruz buraya kadar. 2 sık iğne bir arttırma yaptım 7 kez. Şimdi 1 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. 2 sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma. Şimdi 3 sık iğne bir arttırmadan sonra burada 4 sık iğne bir arttırma son arttırmamızı yapıyoruz. 2 3 4 bir tane artırıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Ve 3 sıra toplamda 42 tane sık iğnemiz oluyor. 42 sık iğne 3 sıra örelim sonra görüşelim. 1 2 3. Şimdi 3 sıra 42 sık iğneyi ördüm. Şimdi eksiltmeler yapacağım. Bundan sonraki sırada. Bu sırada yani 1 2 7 sık iğne örelim. 7 sık iğneden sonra eksiltelim. 1 sık iğne 7 sık iğneden sonra eksilttim bakın. Bir tane eksilttim. 1 sık iğne 1 eksilttim 1 sık iğne ikincisi 3. eksiltmem 1 sık iğne 7 kez eksilteceğiz. En son bir tane daha eksilteceğiz. Toplam 8 tane olmuş olacak.
bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, sıkıca yapıyoruz. Bir tane eksiltme, bir sık iğne. Şimdi sayalım. 7 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltme, bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7.yi yapmışım. Şimdi en son bakın bir tane sık iğne örmüşüm. Bir tane eksiltiyorum. 8 tane eksiltmiş oluyorum. Sıkıca yapalım eksiltmeleri. Şimdi 12 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi burada 12 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 tane zincir çekelim sıkıca. Şimdi bir tane delik atlayalım, ikincisine batalım. Göz yerlerini belirliyoruz. Bir tane delik atladım. Bakın. Şimdi atladıktan sonra sayıyorum. 1 2 3 Yine 2 tane zincir, 1 tane delik atlıyorum. İkincisine batıyorum. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerime. 1 2 3 15 tane sık iğne öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi 12 tane sık iğne.12 tane sık iğne ördüm. Bakın boşluğa bir tane sık iğne. Şimdi bir sık iğne. 1 2 3 4 sık iğne. Boşluğa tane sık iğne
Şimdi 16 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi toplamda 34 tane sık iğnemiz oldu. Bir sıra 34 sık iğne örelim, sonra görüşelim. Şimdi gözleri işledikten sonra 7 sık iğne 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7 7 sık iğne 1 tane arttırıyorum. 14 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir tane arttırıyorum. 11 sık iğne örüyorum arttırmadan sonra. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi toplamda 36 tane sık iğnemiz oldu. 2 sıra 36 sık iğne örelim, görüşelim.
Şimdi gözlerini işleyelim. Siyah böyle kanepçe ipi veya amigurumi iplerinden tek katını kullanabilirsiniz. Şimdi bakın, bu aşağıdan, alttan buradan, bunun altından, kilidin altından gözün en dibindeki dip kısmına, şöyle daha da dibine içerisine böyle azıcık elyaf koyalım, şöyle az bir şey. Daha sonra sıkı sıkı dolduracağız zaten gözünü işlemek için. Şimdi buradan battıktan sonra bakın, buradaki, buradaki boşluğa, yani sık iğneyle bakın şöyle buraya batıyorum. Tekrar yukarıdan yine en dipten sıkıca şöyle burayı sıklaştırıyorum. Şimdi çok uzağına gitmeden kuyruk kısmına, gözden çok uzaklaşmadan şöyle diğer gözü de işledim. Aynı şekilde işliyoruz. Ve şimdi artık burada eksiltmeler yapacağız. Yani ne yapmıştık en son? Burada bir artırma yapmıştık. Şimdi burada iki sıra, burada artırma yaptıktan sonra, yani bir burada bir burada artırma yapmıştık. Bu sırada artırmadan sonra iki sıra 36 sık iğne örmüştük. Şimdi eksiltmeler yapıyoruz. 4 sık iğne, bir eksiltme, 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme şeklinde 6 kez örelim. Şimdi 4 sık iğne, bir eksiltmeyi sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme. 1 2 3 Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir eksiltme. 3 sık iğne, bir eksiltmeden sonra
2 sık iğne, 1 eksik ben. 1 2 Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, 1 eksik. Şimdi 2 sık iğne, 1 eksikme yaptım 6 kez. İçerisine sıkıca elyaf koyalım. Sonra da 1 sık iğne, 1 eksiltme. Sonra altısını birden kesiyoruz. 6 kez. Tepesini kapatıyoruz ve sıkıca dolduruyoruz yanaklarına, kısımlara. Düzgün bir şekilde yerleştirelim. Şuradaki tel tam ortada kalsın. İçerisine düzgün bir şekilde elyaf koyalım. Birinci bölüm bitti. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.